Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ramazan Balaban. Bugün yine bir su işiyle uğraşıyoruz. Yeni başladım. Bir iki kürek attım. Bir video çekeyim dedim. Sizler de görün ne yaptığımı. Bizim köyün üstündeki mahallede su patlamış. Yusuf Ceylan'ın, Fatime Ceylan'ın suyu patlamış. İsmail Ceylan abimizin suyu patlamış. Borusunu buldum şimdi. Şöyle boruyu buldum. Şöyle ufak bir açtım, boruyu buldum. Şurada gördüğünüz gibi ıslak bir yer var. Görüyorsunuz. Şimdi buradan oraya kadar kazacağım. Oradan boruyu takip ederek kazacağım. Ne kadar derinde bilmiyorum. Burada çok şeyde, yüzeyde kazıp devam edeceğim. Bir bulacağım, hazırlayacağım. Her şeyini hazırlayacağım. Borusunu direkt değiştireceğiz nasip olursa. Bakalım siz de bir izleyin bakalım nasıl bir çalışma oluyor, ne oluyor. Siz de bir görün, izleyin hadi arkadaşlar. Şöyle göstereyim tekrardan. Borumuz burada. Ben geldim, tek başımayım. Boruyu şu ek yerlerini buldum. Şuradaki ek yerini buldum. Şuradaki ek yerini buldum. İki ek yerini buldum. Şimdi şuradan çıkartacağım. Şöyle şu ıslaklığı görüyorsunuz suyu. Bu suyun İşte şuralara kadar mı kazılacak, nereye kadar kazılacak bilmiyorum. Büyük bir ihtimal yine bu bastığım yere kadar falan kazılacak. Yaklaşık bir 2-3 metre kadar bir yer kazılacak. Toprağını atacağım. Sonra abimizi arayacağım. İşte ne kadar boru gidiyor, malzeme gidiyor. Onu göreceğiz. Ben sizi şöyle şuraya bırakacağım. Şöyle sizin rahat görebilecek şekilde, hatta bir durdurayım bir saniye. Evet arkadaşlar, ben sizi bu şekilde koydum. Bu potuma koydum. Buradan böyle kazarak boruyu bula bula gideceğiz. Borunun hangi, ne tarafı patlak onu bir göreceğiz. Bu arada kazmamın sapını yeni yaptım. Cenazede kırılmıştı. Şeyde, mezarlıkta kırılmıştı. Oh, taşlar var fena. İnşallah kazabiliriz ya. Toprak ıslak ama ıslak olduğuna aldanmayın. Beton gibi. Bakalım boru nereden geliyor? Şöyle onu bir bulalım. Şöyle bir bakalım. Bu tarafa gidiyor borumuz. Göremedim boruyu. Evet. Buradan bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Böyle gidiyor. Burayı komple kazmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar. Tek başımayım. Kimse yok. Of 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 of, taşa bakın. Şu eldivenlerimi de giyeyim ya. Unuttum arkadaşlar. Size 15 dakikada olsun, 20 dakikada olsun bir görüntü almaya çalışacağım. Kusura bakmayın, videoyu kesmeyeceğim. Sadece durduracağım videoyu. Buradan oraya kadar bulmam lazım. Sulu yere gelmeye başladım ya. Su da getirmedim. Yanımda bir yudum içeyim. Su vardır hatta şuralarda da. Çeşmeler kapalıdır hep. Şöyle kazdığımız yeri bir atalım. Köy işleri olunca zor oluyor böyle. Toprak, bahçe, orman. Taşa bak ya. Bir de kökler var. Pançıklar var. Çıkmıyor. Tek başına
sarmıyor. İnan kendimi deli gibi hissettim. Sizle konuştum musun? Sizle bu kadar emeğe karşı bir beğeni atarsınız herhalde. Veya bir paylaşım yaparsınız herhalde bu kardeşinize. İsmail abimiz de izlesin. Akşam ona mesaj atarım veya ararım. İzlesin videoyu. Nasıl yapıldığını o da görsün. Yaklaşık 3 metre falan, 3-4 metre civarında kazılacak. Borunun patlak yerine kadar bir bulayım. Bir çıkartalım boruyu ortaya da. Boru da gittikçe dönüyor. Takip etmekte güç oluyor. İster istemez. Taşlar var ya adama. Bazı kere işini kolaylaştırıyor, bazı kere zorluyor. İnşallah patlak yeri bulabiliriz. Bakayım. Boruyu gerçekten de göremedim şu anda. Ben gerçekten de tek başına yapmak zor. Şimdi telefonda veya internette izliyoruz. Ne kadar kolay geliyor. Bir an öncesi kazmam gerekiyor. Kararmadan hava. Ben sizi bir dakika durduracağım. Bir su içmem lazım. Evet arkadaşlar. Bir yudum su içtim. Kameramın da yerini değiştirdim. Şöyle daha güzel görün ileriden. Buradan devam ediyoruz kazmaya. Bu arada ben su işi de yapıyorum. Sıfır tesisat döşüyorum. Ufak tefek elektrik sorunlarını giderebiliyorum. Reklamımızı da yapalım bu arada. Ufak tefek su elektrik işlerini yapabiliyorum arkadaşlar. İşin rengi burada değişti. Toprak sulu gelmeye başladı. Çamur. Çok taşla kapatmışlar burayı. Belki de bu taşlar yüzünden bu su patlıyor. Çıkan taşlara bakın ya. Yani şunlar borunun üstünden çıkıyor hep. Şimdi hiç sevmiyorum ya. Her yerde karşıma çıkıyor. Bakın. Taşlar yüzünden belki de patlıyor. Ağırlığı yüzünden.
Olabilir yani. Arkadaşlar hem kazacağım hem küreceğim. Yani şimdi diyeceksiniz ya ne olacak ya, kazı yumuşacık kazılıyor. Tek başına olunca tabi zor. Yani 50-100 liraya, 150 liraya şu iş yapılmaz gerçekten de. Meselesi. İsmail abimi severim. Yardımlarını gördüm. Yani başkası dese belki hani farklı olur ama İsmail abi deyince farklı oluyor. Ya hep taş çıkıyor. Hala da su geliyor. Ya bu kadar taş. Bir bakın arkadaşlar ya. Nereye vursam taş. Takır takır ediyor. Suyun kaynağı buldum. Patlağı buldum arkadaşlar. Oo, hem de fena atıyor. Ya patlamamış ki. Bildiğin ortadan ikiye bölünmüş boru. Arkadaşlar bakın. Boru bildiğin ortadan ikiye bölünmüş. Buradan sanki böyle kesmişsin gibi. Oluşturduk. Suyu göstereceğim size.
göstereyim hadi size. Oradan anavanayı bir kapatalım. Anavanını şöyle göstereyim size. Patlağı. Bakın nasıl kaynıyor. Bildiğin boru sanki kesilmiş gibi patlamış arkadaşlar. Hadi gidelim vanayı kapatalım. Arkadaşlar burada bir boru var. Şey vana var. Buradan bir kapatmayı deneyelim bakalım. Nasıl kapanıyordu bunda? Tam bilgim yok. Şöyle taş koyalım. Geçici süreliğine. Hangisiydi onu da bilmiyorum. Herhalde şöyleydi ya. Bilmiyorum. Kapattım ama burasını mıydı? Burası mıydı? Bilmiyorum. İkisini de kapattım. Hangisi kesecek bakalım. Bir bakalım hadi arkadaşlar. Kaynama gittiyse kesilmiştir. Kaynama gitmemiş herhalde. Suyu kesmiyor. Ana buradan keselim. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar. Ana buradan bir kesmeyi deneyeceğim şurada. Şu mahalledeki bir açacağım. Ana buradan kesmeye çalışacağım. Bakalım kesebilecek miyim? Burada. Şöyle sizi bir dakika daha dur. Evet. Ben sizi böyle tutturdum. Şuradan bir bakalım. Tekrar aynı şekilde geri kapatacağız. Yalnız açmamız gerekiyor işte böyle. Evet. Şuradan bir kapattık şöyle suyumuzu. Burası böyle duracak. Şimdi ister istemez boru değiştireceğiz. Burası kapalı şimdilik. Hadi gidelim bir görelim. Su ne kadar kesildi. Kapatıyor mu vana? Kapatmıyor mu? Onu bir görelim arkadaşlar. Bu arada yine bayağı yer kazacağız. Yaklaşık 1 metre falan daha kazacağız. Evet arkadaşlar geldim. Gördünüz mü? Su durmuş. Kaynaması yok. Burayı kazacağım. Şuraya kadar falan. Şu küreğin satına kadar şuraya kadar kazacağım. Şu mesafeyi. Burayı bir ortaya çıkartacağım. Oradan bakalım. Ne kadar ne çıkacak. Sizi ben yine koyayım öyle başlatayım. Evet arkadaşlar. Ben sizi yine karşıma aldım. Yine devam ediyoruz. Şimdi çıkartacağız komple. Buranın suyu gelmesi hiç iyi olmadı. Sadece küçük bir delik var diye biliyordum. Delik değil be, bildiğin dokma varmış. Nasıl yapacağız? Onu da bilmiyorum. Böyle gidiyor boru, bir böyle gidiyor. Takip etmekte gerçekten de zorlanıyorum artık. Çok saçma bir kazma oldu ya. Oo. Arkadaşlar, sıkıldığınızı anlıyorum. Videolar çok uzun oluyor. Hani kesmeden doğalıyla göstermek istiyorum. Onun için uzun olabiliyor videolarım. Bildiğin sakız oldu toprak ya.
taştan girmiyor ki kürek. Kürek ne yapsın? O değil, sapını kıracağım şimdi. Geçen gazar gazarken kazmanın sapını kırdım. Tekrar yaptım, yenisi o. Burada videoyu durdurayım. Borunu da şöyle bir karış açtım boruyu. Burada videoyu bir keseyim. Arkadaşlar sizi de çok fazla oyalamayayım. 20 dakikayı geçecek neredeyse. Artık açtıktan sonra bir görüntü alırım. Yaparken bir görüntü daha alırım. Yani 30 dakikalık bir video yapmaya çalışacağım sizlere. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Durdurayım ben. Tekrar bakın şu anda 23 dakika olmuş. Durdurayım. Hani size sonrasını da göstereceğim. Bitimini falan göstereceğim. Evet arkadaşlar. Boruların ucularını çıkardım. Şöyle gördüğünüz gibi. Yalnız malzeme almamız için araç lazım. Aracın da işi olduğu için bugünlük bu videoyu burada bitireceğim. Mecbur bitirmek zorunda kaldım artık. Çünkü benim de aracım yok. Arabam olmadığı için devam ettiremiyorum. İnşallah burayı yaparken çekmeyi ümit ediyorum. Çünkü hazır. Her şeye hazır. İki tane fişvit diyoruz biz bu boru eklemeleri için. Şurada görüyorsunuz. Aynı onun gibi iki tane fişvit alınacak. 5 metrede boru alındı mı hemen ekleyip işimiz bitiyor arkadaşlar. Yani bir 10 dakikalık bir işi kaldı buranın. Başka da bir şey yok. Şimdilik görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hatta şöyle hemen demeyeyim. Şöyle biraz görüntü alalım. Şöyle göstereyim son halini de. Evet şöyle köyümüzün de Yokark mahallemizin ufaktan şöyle çiftliğimiz. İşte Yusuf abimizin evi. Burası da Mustafa Girdik abimizin evi. Yeni yaptırdı bu arada. Bu evi süper oldu. Biraz konumu biraz şey tehlikeli, çay kenarında ama o kadar da olacak artık. Eski fındıklığımız. Evet, burada işimiz bitti. Şöyle gördüğünüz gibi orayı kazdık, bitirdik. Artık malzeme ne zaman gelirse, bugün gelsin, şimdi gelsin, sonra gelsin. Önemli değil. Bir 10 dakikalık bir işi kaldı. İnşallah o da gelirse bitmiş oluyor. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Güzel bir köyümüz var bizim. Gerçekten de ben birçok köye gidiyorum. İster istemez hani işimiz oluyor, gezmeye gidiyoruz, cenazemiz oluyor falan. Bizim köy o köylerin arasında inci tanesi gibi böyle tertemiz, pırıl pırıl çamur. Bak o kadar çalıştım. Elim ayağım çamur olmadı. Elin köyüne bir cenazeye gittim. Dayımızın cenazesine elimiz ayağımız çamur oldu. Yani bizim köy gibisi var mı arkadaşlar? Bakın ormanın içinde. Dört tarafımız orman. Ana yol yanımızdan geçiyor.
Şöyle. Evet arkadaşlar, biraz da aşağıdan çekeyim. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, tekrar yine geldim. Kayıt durdurmuştum. Burası da fındıklığımız. Eskiden çocukluğumda çok buranın fındığını yedim. Hakkını helal etsin sahipleri. Çok fındık yedik buradan. Çocukluk 8-10 yaşlarında köydeki bütün yaşıt yaş grubumla beraber toplanırdık. Köyün alt tarafından böyle çayın arkasından gizli gizli gelirdik buraya. Burada ceplerimize, işte karnımızın içine fındığı, yani koynumuza fındığı doldururduk. Buradan kaçardık. Şurada önceden biraz daha geniş alan vardı. Geniş alanda fındıkları oturur işlerdik onları. Bir yeşil kabuklarını çıkartırdık. Taze fındık bu arada. Yeşil kabuklarını çıkartırdık. Böyle altın sarısı kalırdı fındıklar. Onları ceplerimize doldurduk. Hem top oynardık hem fındık yerdik. Yani o zamanlar o kadar lezzetli gelirdi ki. Yani ne bileyim, çocukluk aklımı diyeyim. Bilmiyorum ya, tuhaf. Yani çok güzel olurdu. Bu arada köyümüzü bu arada herhalde bir 50-60 tane var. Domuz sürüsü istila etti. Şu görüyorsunuz. Hele mezarlığı, yeni gömülen meftalarımız var. Abilerimiz var. Dedelerimiz var. Onların ayak uçlarına kadar komple eşelemişler ve buraları da baya baya, şu görüyorsunuz bakın. Şöyle şu siyah noktalar domuzların eşelemesinden ötürü baya baya eşelemişler. Yani normal 15'li 20'li bir sürü değil, bana kalırsa davar sürüsü gibi bir 50-60'lı var herhalde. Ama muhteşem, her yeri kazmışlar. Bildiğin tarlaya çevirmişler. Yani her yere girmişler. Her tarafı eşelemişler. Bir günlük bir iş değil. Yani 1-2 günlük bir iş değil. 2-3 gece falan buralarda gezmişler bayağı. Neyse arkadaşlar, bu videoyu da burada bitiriyoruz. Herkese Allah'a emanet diliyorum. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma da abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun izlediğiniz için de. İnşallah ara ara çekeceğim artık videoları. Yaz geldi. Nasıl olursa işe de başlayacağız inşallah. Görüşmek dileğiyle. Herkes kendine iyi baksın.